أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine vesile eylesin. Yüce Rabbim sevdikleri listesine katılmayı bizlere, eşlerimize, aile bireylerimize nasip eylesin. Rabbim hizmetlerimizi müteemmen ve mübarek eylesin. İçinde bulunduğumuz günlerin kadir kıymetini bilmeyi ve bunları en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere, aile bireylerimize, dost ve yaranlarımıza, bütün mütevellideki dostlarımıza nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün birinci gününü idrak ettik. Şu an itibariyle ikinci gününü idrak etmiş oluyoruz. Zilhicce'nin ilk 10 günü başlamıştır. Perşembe günü birinci gündü, cuma günü ikinci günü. Yani bugün itibariyle, yani cuma günü olarak değerlendirdiğimiz zaman 9 gün sonra bayramdır. İnşallah. Bu sene Suudi Arabistan dün itibariyle Zilhicce'nin başladığını ilan etti. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda İslam ülkeleri arasında bir ihtilaf olmamış olacak. Aynı günde bayram yapmış olacağız. Bu da sevindirici, güzel bir durumdur. Ayrıca haç mevsiminde haçta olan kardeşlerimiz Arefe günü, cuma günü olunca ona Hacc-ı Ekber ifadesi kullanılıyor. Diğer haçlardan çok daha faziletli olması bakımından bu sene hacca gidebilen kardeşlerimiz de bunun ayrıca bir mutluluğunu yaşamaya çalışıyorlar. Kıymetli dostlar, içinde bulunduğumuz günlere Aşr-ı Zilhicce denir. Yani Zilhicce'nin 10 günü. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, Zilhicce'nin ilk 10 günü değerli olan 2 tane 10 gündür. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Es-Sa'idu billahi vel fecri ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr. Fecre yemin olsun, gecesiyle gündüzüyle 10 güne 10 geceye yemin olsun diye Fecr suresinde üzerinde yemin yaptığı 10 geceden maksat bu Zilhicce'nin gece ve gündüzleridir diyor müfessirler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir şeye kasem ediyorsa onda bir hikmet vardır, bir değer vardır, bir muazzamiyet vardır. Bu Zilhicce'nin ilk 10 günü bu itibarla çok önemlidir. Bir, Cenab-ı Hak kasem etmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Es'adü billahi ve yedkürü sümallahi fi eyyamin ma'lumatin malum günlerde Allah'ı özel olarak kullarım zikrederler buyurdu. Bu Zilhicce'nin ilk 10 günüyle alakalıdır. Yani zikir her zaman faziletlidir. Ama Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılacak olan zikirler ise fazilet bakımından daha üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en faziletli günlerinin bu Zilhicce'nin 10 günü olduğunu bizlere haber vermiştir. Hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor. Fadlu eyyami dünya eyyamul aşri. Dünyanın en faziletli günleri 10 gündür. Nedir? Hangi 10 gün? Yani aşr-ı Zilhicce, Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. قِيلَ وَلَا مِثْلُهُنَّ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا مِثْلُهُنَّ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلٌ عَفَرَ وَجَهُ بِالتُّرَابِ Dediler ki ya Resulallah, Zilhicce'nin ilk 10 günü en faziletli gündür buyurdunuz. Peki bu günlerde birisi ibadet etse, diğer günlerde birisi cihad etse, diğer günlerde cihad eden insanın cihadı, bu günlerde ibadet eden insanın ibadetinden daha üstün olmaz mı? Olmaz dedi. Bir tane istisnası var dedi. Adam canıyla malıyla cihada çıkar ve yolda şehit olur, savaşta şehit olur, geriye dönmezse o tamam. Onun derecesi üstündür. Yoksa sadece cihada gidip gelmekle bu günlerde yapılan ibadetlerden daha faziletli bir ibadet gerçekleştiremez. Bu 10 gün içerisinde Arefe günü vardır. Arefe günü cehennemden azat günleridir. Şeytanın çatladığı, patladığı, dünyada en rahatsız olduğu senenin günlerinden Arefe günüdür. Zira bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اِسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ Allah-u Teala hac vazifesini yapan insanları bağışladığı gibi
hac vazifesini yapan insanlar Allah'ın falan falan falanca kullarında bağışla diye kimler hakkında dua ederlerse onları da Cenab-ı Hak bağışlar. Yani hem hac vazifesini yapanların günahlarını bağışlıyor, hem de hac vazifesini yapanlar kimlere dua ediyor, Allah'ın falanı da bağışla diyorsa onların da günahlarını bağışlar diyor. Dolayısıyla Arafa günü sadece Arafat'ta olanlarla ilgili değil, yeryüzündeki bütün Müslümanlarla ilgili faziletli ve önemli bir gündür. Kıymetli dostlar, bu Zilhicce içerisinde yapılacak ibadetlerle ilgili Aleyhissalatu vesselam Efendimizin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifini paylaşayım. Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Ma min eyyamin el amelu salihu fiha uhibbu ila Allah Teala min hadhihi eyyam." Bugünlerde yapılan salih amelleri Cenab-ı Hak ne kadar seviyorsa senenin içerisinde bu kadar sevdiği hiç yoktur. En çok bugünlerde yapılan ibadeti sever dedi. Kalu ya Resulallah velel ciharu fi sebilillah. Dediler ki ya Resulallah, sen böyle diyorsun, hiçbir amel, diğer zamanlarda yapılan hiçbir amel bugünlerdeki amelin sevabına erişemez diyorsun. Peki diğer günlerde adam cihad etmiş olsa Allah yolunda, o da mı bugünlerde yapılan ibadetin sevabına erişemez deyince Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, eğer bir insan canıyla malıyla çıkar ve dönmez orada şehit olursa o hariç. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Bukhari'dir. Sahih kaynaklarda rivayet edilmektedir. Şimdi iki türlü cihada çıkmak vardır. Bir adam tankını, silahını, mermisini kendisi alıyor. Bir de bedeniyle beraber. Bu ne oluyor? Hem canı hem malıyla beraber cihada çıkmış oluyor. Fazilet, cihadın en faziletlisi budur. Canıyla, malıyla cihada çıkıyor, şehit oluyorsa bu şehitliğin en yüksek derecesidir. Ama bir var ki savaş aletlerini ve masraflarını başkası karşılıyor, kendisi bedeniyle beraber savaş, cihad etmiş oluyor. Elbette bu da bir cihattır. Ama eğer bir insan cihada çıktığında bir canıyla, iki malıyla çıkar, üçüncüsü o yolda şehit olursa tamam, onun derecesi yüksektir. Ama adam savaşa çıktı, geri döndü, geldi, şehit düşmedi. O cihattan elde ettiği sevap ile bugünlerde yapılacak ibadetler, oruç, namaz, sadaka, zikir, Kur'an, tevbe, istiğfar, bugünlerde yapılacak olan bu hani kolay ibadetler diyeyim, oruç ibadeti, namaz ibadeti, sadaka ibadeti, efendim tevbe ve istiğfar ibadeti, şükür ibadeti, bu ibadetler diğer günlerde yapılacak olan normal cihattan da daha üstün olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifle öğretmektedir. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a der ki, ben bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Yapılan insanı Allah'a yaklaştıracak olan ameller konu olunca buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, elbette ameller önemlidir ama amellerin yapıldığı zaman da çok önemlidir. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ameller diğer zamanlarda yapılan amellerle kıyaslanamaz. Hatta diğer zamanlarda yapılan amel cihat bile olsa bugünlerde yapılan amel diğer zamanlarda yapılan amelden efendim daha üstün olur buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, anlaşılıyor ki içinde bulunduğumuz bir hazine var. Hani devlet bir yerde bir petrol, gaz bulduğu zaman ne yapıyor, nasıl ilanat yapıyor, gaz buldum, gaz buldum diyor falan. Veya petrol buldum, altın buldum diye ilanat yapıyor. Bugünler bizim için petrol kuyularından daha önemlidir. Altın rezervlerinden daha önemlidir. Çünkü onların hepsi dünyaya hitap eder ama bunlar ahirete hitap eden, ebedi hayatımıza hitap eden şeylerdir. Peki Zilhicce'nin ilk 10 gününde neler yapılabilir? Elbette bugünlerde yapılacak olan ibadetlerden birisi de oruç ibadetidir. Oruç ibadetinin sene içerisinde faziletli olduğu özel günler vardır. Bu özel günlerden birisi de Zilhicce oruçlarıdır kıymetli dostlar. Tabi herkes sağlık şartlarına göre kendi şartlarını kendisi değerlendirecek ama şunu bilmelidir ki Zilhicce ayının ilk 10 gününde tutulan oruç, 10 gün derken Kurban Bayramı hariçtir, 9 gün kalıyor geriye. Hacca giden insanlar Arafa günü de oruç tutmamalıdırlar. Arafat'a çıkacak olanlar, onlar için 8 gün geriye kalıyor. Demek ki hacca giden insanlar için 8 gün, dışarıdaki insanlar için 9 gün bir oruçtan bahsediliyor. Bu oruca ne orucu deniyor? Aşri Zilhicce orucu deniyor. Efendim,
Arafa günü tutulacak oruç, Arafat'ta olmayan insanlarla ilgili diyorum. Siyamu yevme arafete ihtesebe alallahi en yukeffire senete elleti kablehu ve elleti ba'dehu. Yani diyor ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz, özellikle Arafa günü oruç tutulursa, yani iki senenin günahlarını siler götürür diyor. İki senenin günahlarını siler götürür diyor. Bu bakımdan bir bu günlerde oruç ibadetini artırma imkanımız varsa artıralım. Ne kadar hocam derseniz normali bu 9 gün 10 gün aşi zilhicce dediğimiz bu 10 günün 9 gününü, haçta olanlar 8 gününü efendim tutması tavsiye edilir. Ama ben 8 gün tutamadım da efendim 3 gün 4 gün tuttum, ne kadar para o kadar köfte demişlerdir. Dolayısıyla ne kadar ne verirsen elinle o gelir seninle demişler. Biz ne kadar ibadet edersek ahiret sermayesi olarak karşımıza o çıkacaktır. Kıymetli dostlar, elbette bu günlerde namaz ibadetini artırmak, ibadet deyince aklımıza oruç geliyor, namaz geliyor. Namaz ibadetini artırmak deyince zaten farzları kılmak mecburiyetindeyiz. Ama bir hadisi kutsi'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cenab-ı Hak'tan naklen buyuruyor ki وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّهُ. Kulum nafile ibadetlere devam eder, devam eder, devam ettikçe yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır bana. Öyle bir noktaya gelir ki sevdiklerim listesine giriverir. O nafile ibadetlere devam, 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 devam. Her ibadet insanı Allah'a yaklaştırıyor. Özellikle nafile ibadetler de insanı Allah'a yaklaştırıyor. Bir insan yapmak mecburiyetinde olmadığı halde bir ibadeti yaparsa, hani farz ibadeti yapmak mecburiyetindeyiz, farz olan orucu tutmak mecburiyetindeyiz, tutmazsak yandık. Ama bir insan farz olmayan bir ibadeti yaparsa ve bunda da süreklilik arz ederse, Cenab-ı Hakk'ın bu çok hoşuna gidiyor, bu insana efendim diğer zamanlarda yaptığı ibadetlerden daha fazla mükafat vermiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde oruca ilaveten namazlarımızda artış yaparsak, atıyorum evvabin namazını kılmıyorduk, kılıyoruz, 2 kılıyorduk, 6 kılmaya başladık, teheccüd kılmıyorduk, kılıyoruz, kılıyorduk, 4 kılıyorduk, 8'de çıkarırız. İşrak kuşluk namazları neyse, yani nafile ibadetler veya kaza ibadetler namazlarımızı artırdığımız takdirde bu Zilhicce hazinesinden istifade etmiş oluruz kıymetli dostlar. Düşünebiliyor musun? 2 rekat namaz kılıyorsun. Cihada çıkan bir mücahidin o cihat savaş meydanlarına verdiği mücadeleden elde ettiği sevaptan daha fazlasını alıyorsun. Bu kaçırılacak cinsten bir şey değildir kıymetli dostlar. Bugünlerde verilen sadakanın diğer günlerde verilen sadakadan çok daha faziletli olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerde yapılan amel diğer günlerde yapılan amelle asla kıyaslanamaz. Bugünlerde yapılan sadakayı Cenab-ı Hak diğer günlerde yapılandan daha çok sever. Bugünlerde yapılan sadakaya verdiği mükafat diğer günlerde yapılana verdiğinden daha fazladır. Bu hadis-i şeriften bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Ayrıca kıymetli dostlar, biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın arefesinde efendim sabah namazından başlayan zikirlerimiz var. Bayramın 4. günü teşrik tekbirleri diyoruz. Teşrik tekbirlerimiz var. Bunun dışında hacca giden kardeşlerimizin yolculukta yapacakları telbiyeler var. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bunun dışında salavat-ı şerifeler, tehliller, tekbirler var. İşte biz de kıymetli dostlar evimize giderken, işimize giderken, oturduğumuz yerde otururken elimizde bir tesbih veya tesbih olması şart değil. En azından dilimiz zikirle meşgul olursa bu günleri çok iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. La ilahe illallah zikri en önemli zikirlerden birisidir kıymetli dostlar. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü, yuhyi ve yumitü ve ala kulli şeyin kadir önemli zikirlerden birisidir. İstiğfar önemli zikir ve dualardan birisidir. Seyyidül İstiğfar çok önemli bir istiğfar duasıdır. Dolayısıyla namazlardan sonra yapacağımız zikirler veya yatarken kalkarken yapacağımız zikirler, evimize işimize giderken, yolda yürürken efendim kalbimizle dilimizle yapacağımız zikirler bu günlerin efendim en iyi şekilde değerlendirmesine katkıda bulunacaktır.
Direksiyonda giden bir insan, arabayı kullanan bir insan, konuşması direksiyon kullanmasına mani midir? Hayır, değildir. Konuşması direksiyon kullanmasına mani olmadığına göre zikretmesi, Kur'an okuması, zikretmesi, direksiyon kullanmasına mani midir? Değildir. Öyleyse dilimizi biraz daha zikrullah'a alıştırmış olabiliriz bugünlerde. Bu vesileyle bugünlerin Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bizlere ikram etti. Hayattayız, mezarda değiliz. Bugünleri bizlere nasip ettiği gibi ihya etmeyi, en güzel şekilde değerlendirmeyi Rabbim nasip eylesin. Şimdi bir Ramazan-ı Şerif geride kaldı. Ramazan-ı Şerif geride kaldığında bir kısım kardeşlerimiz elhamdülillah Ramazan'da şunları yaptım diye ne yapıyor? Mutlu bir şekilde yaptığı güzellikleri seyrediyor. Ama ben Ramazan'da çok şeyler yapmayı düşündüm fakat çok tembel geçirdim diyen insan da geriye döndüğü zaman ya bu Ramazan'ı iyi değerlendiremedik, fırsatı kaçırdık diyor. Bu Zilhicce'nin 10 günü de bittiği zaman geriye döndüğümüz zaman ya iyi değerlendirdik diyeceğiz veyahut da eyvah bunu iyi değerlendiremedik diyeceğiz. Ben siz dostlarıma tavsiyem oruç tutabilen kardeşlerimiz oruç tutsunlar, nafile ibadetlerimizi artıralım, namazlarımız mümkünse camide cemaatle kılalım. Bugünlerin fırsat olduğunu, bir benzin kuyusu, petrol kuyusu bulmaktan daha önemli veya altın rezervlerini tespit etmekten daha önemli olduğunu her birimiz için düşünüyorum. Bu vesileyle bugünleri bu şekilde değerlendirelim diye siz kardeşlerimle paylaşıyorum. Ayrıca kıymetli dostlar, kurban ibadeti ciddi bir ibadettir. Vacip olan bir ibadettir. Bu ibadeti de usulüne uygun bir şekilde yapmayı tavsiye ediyorum. Bunun için söyleme ihtiyacı duydum. Bunu şundan dolayı söyleme ihtiyacı duydum. Ülkemizde, İstanbul'umuzda ticaret ahlakı sıfıra yakın bir şey. Dolayısıyla insanların dinuhum dinaruhum ve kıbletuhum nisauhum meselesi var. Yani insanların dinleri paraları olmuştur, kıbleleri de hanımları olmuştur diye bir ifade geçiyor. Kıbleleri Kabe olacak yerde hanımefendi hazretleri ne buyurursa alel re'si vel ayn. Efendim hayatın bütün standartlarını hanıma göre ayarlıyor. Biz namazı Kabe'ye göre ayarladığımız gibi dinuhum dinarum, dinleri de paralarıdır. Menfaat nerede varsa orada kendisini hazır ve nazır bulursun buyurulmuştur. Şimdi bakıyorsunuz ki efendim kurban satışı yapan kardeşlerimizin, ticaret yapan bu kardeşlerimizin sattığı hayvanın yaşını tutup tutmadığını bilir mi sizce, bilmez mi? Hayvancılık yaptığına göre bilir. Yaşı tutmayan bir hayvanı kurban olur diye kurban için gelenlere satıyor mu, satmıyor mu? Satıyor. Bu hayvanla kurban olmaz demez. Zaten bu kurbanda piyasaya götürdükleri hayvanların hepsini alın bunu kurban edin diye piyasaya çıkarmışlardır. Dolayısıyla hayvanın büyüklüğüne bakmadan mutlaka yaşına bakmak lazımdır. Anlamıyorsak anlayan birisine baktırmalıyız. Değilse ibadet olmaktan çıkar. Eğer kurban kesmek bize vacipse, o kurbanın kurban olup olmayacağını öğrenmek de bize vaciptir. Bu da boynumuzun borcudur. Aldatılmak bizi kurtarmaz. Biz aldatılmamak için elimizden gelen tedbiri almamız lazım. Bunu da özellikle hatırlatmış oluyorum. Biz buradaki hizmetlerde seyr-i sefer ederken, kurban bayramı geldiğinde, mesela İsmail Ağa'daki bir uygulamayı söyleyeyim. Her sene Arafa günü bir tane koç cemaat kendi aralarına para toplarlar. Bir tane koç keserler. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kudüs'ü Razıettin Ruhi için ve cemaate yemek ikram ederlerdi. Ölüler için kurban kesilir mi? Anamız, babamız, ahirete intikal etmiş olan bir büyüğümüz için kurban kesilir mi? Kesilebilir. Ancak bu bildiğimiz vacip kurban değildir yani. Nedir ya? Nafile bir kurbandır. Nafile kurban da bir sadaka hükmündedir. Nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle veya babamızla ilgili bir, onun ruhuyla ilgili bir para tasadduk etmiş olsak ruhuna gider mi? Gider. Biz bunu para olarak değil de yemek olarak versek gider mi? Yine gider. Elbise olarak versek gider mi? Gider. Kurban kessek gider mi? Bu da Allah için olduğuna göre bu da gider. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhuyla ilgili de kurban kesiyor idik. Yine inşallah onu kesmeye devam etmiş olacağız. Ama sizin özellikle kurbanla ilgili keseceğiniz kurbanların büyüklüğü önemli değildir. Yaş tutup tutmadığını iyi bir şekilde bilen birisiyle gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Nasip olursa, eğer hesaplar tersine dönmezse
Pazar günü bir hac yolculuğumuz olacak. Şimdiye kadar gittiğimiz haçların belki benim açımdan en garip şekli olmuş olacak. Çünkü buradaki dostlarımızdan kalabalık bir grupla devamlı gidiyorduk. Birbirimize alışmıştık oradaki hac görevlerinde, vazifelerinde. Bu sefer öyle olmadı. Ferden fi mehasini diye Arapçada bir ifade var. Tek başına gider gibi oluyor. Fakat bizim hani semerimiz her zaman sırtımızdadır tabiri caizse. Nereye giderse gideriz, gidelim. Siz dostlarımıza, bu hizmetlerde beraber yürüdüğümüz kardeşlerimize, mütevellideki dostlarımıza dua etmeyi ihmal etmeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna varınca sizin selamınızı Allah'ın izniyle götürürüz. Selamınızı tebliğ ederiz. Doğru mu? Selam gönderiyorsunuz yani, değil mi arkadaşlar? Mekke'de, Kabe'de, o güzel makamlarda, Efendimiz sanatının huzurunda, dualarda inşallah sizi ihmal etmeyeceğiz. Çünkü biz bu Kur'an hizmetlerini siz dostlarımızla beraber yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim hani ana baba bir kardeşimiz ve akrabalıktan kaynaklanan bir çevremiz var. Bir de Allah için sevdiğimiz, Allah için beraber olduğumuz, bir araya geldiğimiz çevremiz var. İnanıyorum ki ahirette bu çevre bizim için daha önemlidir. Bu vesileyle biz sizi duadan unutmayacağız. Siz de bizi duadan unutmayın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.